Ablacığım merhaba. İyisiniz? İyiyim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bıra. Sağ uza vine tamam. Hayır. Güzel. Rına. Sekena. Hamdolsun. Tüm esri. Nazimiye ilçesinde belediye başkanı adaylığına isteğim yeni doğmadı. Aslında küçüklükten beri bu isteğim vardı. Mesela ortaokula, liseye gittiğim zaman yaz tatilinde hep İstanbul'a giderdim. İki ay çalışırdım. İki ay sonra tekrar döner gelirdim. Tabii biliyorsunuz politik dönemlerin yaşandığı ve artık birçok insanımızın yurt dışına kaçtığı, gittiği, dışarıda yaşamak zorunda kaldığı bir dönemi yaşadık. O döneme takabül etti. Uzun müddet ülkeye dönemedik. Ve gerçekten halkımızla bütünleşemedik. Ama içimde hep Nazmiye ilçe başkanlığını kazanıp da gerçekten bu halkın yararına faydalı olmak istedim. O dönem çok zor şartlarda vardı ama buna rağmen de Nazmiye ile olan ilişkilerim kopmadı. Hani gelmediğim sürece de kopmadı. Son dönemlerde de gittikçe belediye başkanı olanların gerçekten Nazmiye hiçbir şekilde faydalı olmadığını, halkın yararına hiçbir işlemin yapılmadığı, hiçbir hizmetin götürülmediği, artık öyle bir dönem tekabül etmiş ki insanlar arasındaki birlik bile bozulmuş ve kamplaşmış durumda. Bu incitiyor. Birilerinin gerçekten ortaya çıkıp da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu halka faydalı olması gerekiyordu. Sorunları çok. A'dan Z'ye kadar bütün sorunları var. Birincisi işsizlik var. Halk mesela geçmişte kendisi üretiyordu, ürettiğini tüketebiliyordu. Ama şimdi halk üretmiyor. Tüketiyor, tükettiğini ancak satın alarak yapabiliyor. Bu da hiçbir aile fertleri için gelecek vaat etmiyor. Bundan dolayı birçok gençlik yoksulluk içinde yaşıyor ve artık kurtuluşu burada kaçmakta görüyor. Bundan dolayı da Nazmiye'nin nüfusu gittikçe azalmış. Benim ilk dönemlerde, okul çağlarındaki dönemimde buranın nüfusu 18 bindi. En kalabalık ilçeydi. Şimdi düşünün yani buranın nüfusu 1000 civarında. 1000 civarında bir ilçenin ilçe olmaktan çıkması da var. Yani normal olarak, resmi olarak düşmüş ilçelikten. Fakat burada askeriyenin, polisinin kaldırılmaması için şey olarak tutuluyor. Yani devletin isteği doğrultusunda tutuluyor. Bundan dolayı da gençliği nasıl getireceğiz? Göçmen durumunu nasıl ortadan kaldıracağız? Yurt dışına geçmiş olan gençlerin sağlık durumları, ekonomik durumları, siyasal durumları çok kötü. Bunlardan öyle bir kötü haberler alıyoruz ki mesela kimisi geri dönmek istiyor, dönemiyor. Çünkü ekonomik olanakları da zayıf. Kimisi intihar ediyor. Aynı zamanda ülkemizde sadece bu yoksulluklar yaşanmıyor. Bütün Dersim'in çevresinde de yaşanıyor. İntihar olayları gelişti, kayıplar gelişti. Bu konuda ne parti başkanları, ne örgüt başkanları, ne çeşitli kurum ve kuruluşlar toplumsal olarak buna eğilmediler. Eğilmedikleri için sorunlar birlikte, beraberlik çözebilecek kişiler de çıkmadı. Belki de vardı ama gücü yetmedi veyahut da burada sorumluluk taşımak istemediler. Şimdi bazı aileleri dolaşıyoruz mesela görüyoruz. Aile fertleri arasında o kadar derin çelişkiler var ki yani bir babanın iki tane çocuğu varsa biri başka bir partide gideceğim diyor, öbürü başka bir partiye gideceğim diyor. Kendi eşiyle bile arasında o kadar derin çelişkiler yaratılmış ki onlar bile ayrı ayrı partilere gidip oy verme isteğini dile getiriyorlar. Bu nedir? İsteyerek veya da istemeyerek aileler arasında yaratılmış olan bir çelişkidir. Bu çelişki toplumun birliğini zaten bozmuş. Barış içinde yaşayan bir toplum değil. Bizim ilk etapta aslında yapacağımız tek şey, benim kişi olarak bunu söylüyorum, halkımız arasında önce bir barışı sağlamak istiyoruz. Bu barışı sağlamadan buranın büyüme şansı da yok. Vaatlerimiz şu, önce çevrenin bir düzenlemesini yapmak zorundayız. Belediyeyi kazandığımız takdirde meclis üyelerimizle, halkımızla, köy muhtarlarıyla bir toplantı yapacağız. Bu toplantıda gerçi biz madde halinde sıralamışız vaatlerimizi. Ama bu vaatlerimiz arasında %10'unu gerçekleştirirsek gerçekten de Nazmiye halkına öyle bir ruh gelecek ki, öyle bir güç gelecek ki, öyle bir kuvvet gelecek ki mesela
mesela çevrenin düzenlemesini yapacağız. İkincisi, 102 afet konutları var. 30 senedir yapılmış, bu afet konutlarının tapuları yapılmamış, verilmemiş. Aynı zamanda da bu afet konutları, tapuları verilmediği için içindekiler veya sahipleri hiçbir bakım yapmamışlar. Bakım yapmadıkları için bunların bodrum katları bozulmuş, etrafındaki betonlar kırılmış, giriş kapıları bozulmuş. Yani bozuk bir halde, artık oturulamayacak bir kadar bozulmuş bir halde. Sonra sokak hayvanlarının sorunu var. Sokak hayvanlarının sorunu defalarca gündeme getirilmişti. Bunu ben de içindeydim. Hatta yardımda bulunmuştum bu hayvanlara yem verilsin diye. Sokak hayvanları için bir barınak yapılmamış. Yani genel olarak Nazım ilçesinin sorunları 35'e yakın bir madde halinde sıralamışım. Şimdi bunlarda mesela gençliğin sorunları var, kadınların sorunu var, üretim sorunu var, eğitim, kültürel faaliyetler sorunu var, ilçede bir kasabın olmayışı, sinemanın olmayışı halkın şikayetleri arasındadır, çöp sorunu var, çöp ilçenin yakınına dökülmektedir, sokaklar düzgün değil, ara sokaklar boş, bazı evler arasında sokaklar olmadı, caddeler olmadığı halde yığınla, moloz yığınları var. Bunlar duruyor. Yaşlıların sorunu var, hastaların sorunu var, hiçbir pansiyon yok. Sonra esnafın durumu çok kötü. İlçenin tam merkezinde kurulmuş olan bir park var. Bu park bazı dükkanların önünü de kapatmış ve gerçekten nefes alamayacak bir durumda. Yani hangi birini anlatmaya kalksam hepsi sorun. Baştan sonuna kadar sorun. Ayrıca biz şimdi belediyeyi kazandık, oturup konuşacağız meclis üyeleriyle, halkımızla birlikte diyeceğiz ki bu belediyeye ait olan ne var? Mesela emlak, araç gereçler vesaire. Sonra kışın geldiği zaman mesela 2 metre yakın kar yağdığında yollar kapanıyor, araçlar buz kesiliyor, kapalı bir yeri yok. Kapalı bir yeri olmadığı için de bu araçları çalıştırmakta da zorluk çekiliyor. Ayrıca çeşmenin içinde yıllarca bizim de tanıdığımız, her insanımızın tanıdığı, küçüklüğümüzden beri tanıdığımız bir çeşme var. Bu çeşmeye geçmişte hepimiz suyunu içiyorduk, oradan suları alıyorduk. Ama zamanla bu çeşmeye lağım suları katılmış, karışmış, gerçekten buna bir çözüm bulunmamış. Ayrıca buradan akan bu lağım suları aşağıdaki köyleri zehirlemekte. Yani ilçenin aşağısında bulunan bütün köyleri, Dalıbahçe'ye, Bostanlı'ya kadar bu köyleri zehirlemekte. Çünkü hayvanlar o suları içiyor. O suları içtiğinde hastalıklar kapıyor vesaire vesaire. O açıdan biz şimdi vereceğimiz en önemli karar, önce ilçemizin bütçesinin ne kadar oluşudur. Bir duyumumuz da ilçenin bir hayli borcu var. Ekonomik olarak borcu var, parasal olarak borcu var. Şimdi bunu nasıl karşılayacağız? Bunu bilmiyorum, devlet ne kadar yardım edebilecek seçimden sonra belediyeye ait olan. Bu konuda da henüz kesin bildiğimiz bir şey yok. Bilmiyorum, bunu zamanla bir takım kooperatifler kurmak, yardım fonlarını oluşturmak, mesela öğrencilerin durumları vardır. Gerçekten çok zor durumdadırlar. Bunlara bir burs yaratma durumu, sonra burada TOKİ var. TOKİ evler var. Onların da tapuları alınmamış. O TOKİ'nin yolları çok bozuk. O TOKİ'nin yollarının yapılması, aynı zamanda oraya bir servisin gitmesini kolaylaştırmak. Bir hayli sorunlarımız var. İkincisi, halkın barış içinde yaşamaması. Bir. İkincisi, halkımız o kadar birbirinden uzaklaştırılmış ki, parçalanmış ki, yani bölünmüş halk, gerçekten aşiret ilişkileri geliştirmeye çalışılmış, gizliden gizliye, apap çavul şekli ilişkileri geliştirilmiş, dost akraba ilişkileri geliştirilmiş, bunların hepsi büyük büyük nedendir. Şimdi sen bir çevreyi tutuyorsun, bir başka çevreyi dışlalıyorsun. Dışladığın çevre sana karşı tavır almak zorundadır. Sen bu bölünmüşlüğü kendin için bir çıkar olarak gördüğün müddetçe burada bir gelişim elbette olmayacaktır. Çünkü ne ekonomik bir gelişim olacaktır ne bir şey. Birisi sana karşıdır, birisi seni tutuyor. Ve sen de bu seni tutan kişiyi kayırırsan bu bir çıkar meselesine dönüşüyor. Çıkar meselesi hiçbir toplumu ileriye götürmemiş, tam tersine yıkıma götürmüştür. Biz istiyoruz ki, artık diyoruz ki
var olan düzen partilerinin bu halka verecekleri hiçbir şey yok. Nazimi halkı Dersim'de genelinde de eğer bu düzen partilerinden kendini kurtaramazlarsa gerçekten bunların gelişmesi gerçi çok uzun sürecektir ve bu sorunları çözebilecek çok az insan çıkacaktır. Mesela cesaret sorunu da önemli. Biz diyoruz ki cesareti halkımıza önce aşılayalım. Halkımız cesaretli değilse bu sorunları nasıl çözeceğiz? Ve insanlar nasıl bu sorunların çözümü için aday olacaklar? Olmuyorlar kimse. Biliyorlar ki ben aday olursam bana oy vermeyecek, kazanmayacağım. Gene aşireti büyük olan, aşireti güçlü olan ve etrafına topladıkları kişilerle bu işi götüreceklerdir. Mesela belediye alınmış olan 40'tan fazla insan fuzili olarak bedelin bahçesinde beklemektedir. Bunlara aidatlarını kim veriyor? Nereden getiriliyor? Bunlara boş olarak verilen aidatlar eğer halkın için harcamış olsaydı belki halkın yararına bir takım sorunların çözülmesi gündeme gelecekti. Bu da yok. Biz şu anda da görüyoruz, bu dönemde de görüyoruz ki halkımıza biz bu açıklamayı yapacağız. Diyeceğiz ki ya bizden yana olacaksınız, biz talip olmuşuz bu sorunları çözmeye ya da bizden yana olmayacaksınız, bu düzenin tekrar devam etmesini istiyorsunuz ve istediğiniz şekilde bu yaşamınızı sürdürün. Bu da ne sizin, ne çocuklarımızın, ne de torunlarımızın geleceğine umutla bakılmıyor. Ben biraz evvel de herhalde anlatmıştım veya değinmiştim kısa bir şekilde. Bizim inanç merkezlerimiz, ibadet yerlerimizin içi boşaltılmıştır. Yani özüne uygun inanç yerlerimiz sürdürülemiyor. Bir rant çevresine dönüştürülmüştür. Kısa bir örnek vereyim. Gagan denilen bir olay var. Gagan'ı biz Kalkeke olarak tanırız, Kalkeke olarak biliriz. Ben iyi hatırlıyorum, Gagan'ı katılanların öyle birden sokağa çıktığını, bir grup oluşturduklarını, kimler olduğunu dahi bilmezdik. Ama şimdi Gagan'ın kılığına girmiş olan kişilerin kimler olduğu açıktan bellidir. Ve belediyenin kapısına davul zurnayla çıkıyor. Davul zurna da yoktur. Yani kısaca şunu söyleyelim. Şayet biz kazanırsak, ibadet yerlerimizi, gelenek göreneklerimizi geleneklerine göre uygulayacağız. O şekilde inançlarımızı, ibadetlerimizi halka açık tutacağız. Yoksa bu şekilde gidirse bu asimilasyonun büyük bir sonucudur. Yani inançlarımızdan da olacağız. Nazimi halkının sorunlarını çözmek için biz buraya geldik. Gerçekten sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Halkımızın bize güvenmesini istiyoruz. Eğer yeni kuşağın, gençliğin gelecekteki umutlarını karartmak istenilmiyorsa, onlara bir gelecek umut vaat ediliyorsa, bize güvensinler, oylarını bize versinler. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin halkımızın yarına çalışacağız. Düşünün yani en azından ben Avrupa'dan çıkıp buraya geliyorum. Rahat yaşam koşullarını, zor yaşam koşullarına tercih ediyorum. Bu şu demektir, ben bir fedakarlık yapıyorum. Bizim partimiz bir fedakarlık yapıyor. Yani biz demin altında örgütlendik, demle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Halkımız buna güven getirmelidir, bize sahip çıkmalıdır. Biz de halkımızın yarına hizmet edeceğiz.